Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimizin 19. dersini gerçekleştireceğiz. Bunlar şu anda YouTube'a yüklenecek olan yeni eğitim videoları. Ama siz izlediğiniz zaman bundan önceki 18 ders yüklü bir şekilde karşınıza geliyor olacak. Şimdi 19. derste alt sorgulara giriş yapacağız. Yani İngilizce karşılığıyla subquery dediğimiz yapı önemli bir başlıktır, güzel bir başlıktır. DB ürün üzerinde çalışıyorduk hatırlarsanız ve müşteri tablomuzla ağırlıklı olarak çalışıyorduk. Hadi gelin beraber yeni bir tane sorgu açıp başlayalım. Şimdi alt sorgu nedir? Önce ondan bahsedeyim. Bir select yıldız from deyip bir çalıştırayım. Ondan sonra bahsedeceğim. Şöyle ki select yıldız from must dedim. Müşteri geldi, F5'e bastım, bu şekilde sorgum geldi. Şimdi ben alt sorgu dediğim şey birinci select sorgu dur örnek vereyim bir dakika birinci select sorgusu demeyeyim de şöyle şunu da sıralayalım order by id diyelim F5'e bastım id'ye göre sıralamış oldu. Şimdi alt sorgu dediğimiz şey şöyle düşünebilirsiniz. Örneğin ben en yüksek maaşı bulmak istiyorum. En yüksek maaşı bulmak istediğim zaman yapmam gereken şey ne oluyor? Select yıldız from müşteri yerine select maksimum parantezimi açtım bakiye. Maksimum bakiyeyi bulduğum zaman 8850'yi verdi bana. Ama benim istediğim şey şu. Ctrl Z yapayım. Bu 8850 TL kime ait? Yani burada 8850'yi buldu ama bunun kime ait olduğunu bulmam için benim burada bir sorgu daha yazmam gerekiyor. Ne diyeceğim? Select yıldız from müşteri ver. Bakiyesi eşittir. En yüksek bakiyenin değerine eşit olan müşterinin kaydını getir. İşte bu noktada devreye subquery yani alt sorgu geliyor olacak. Gayet kolay bir yapısı var. Göreceksiniz zaten. Hadi gelin başlayalım. Şimdi select yıldız from müşteri dedikten sonra şartımı yazacağım. Ver. Şimdi amacım ne? Mesela ver bakiye eşittir. 8850 dediğim zaman bana bakiye 8850 olan kaydı getirdi. Ama ben burada 8850'yi bilmiyorsam yani ben bakiyeyi bilmiyorum ne oldu. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir sorgu daha yazmam gerekiyor. Diyeceğim ki select maksimum parantez içerisinde bakiye from müşteri. Şimdi bakın içteki sorgu dediğimiz bu alt sorgu içteki sorgu oluyor. Burası içteki sorgu. İçteki sorgu bana neyi veriyor? Müşteri tablosundaki en yüksek bakiyenin değerini veriyor. Bakın çalıştırdığımda 8850'yi verdi. O zaman şartım ne oldu? Select yıldız from müşteri. Müşteri tablosundaki bütün kayıtları getir. Ver bakiye eşittir. 8850 olan F5'e bastım. Bu şekilde bakiyesi en yüksek bakiye olan müşteriyi bana getirmiş oldu. Bu şekilde olacak. Peki bir başka soru. Örneğin şehri Ankara olan müşteriler içerisindeki en yüksek bakiyeli müşteriyi getireni bulalım mı? Şehri Ankara olacak. Nasıl olacak? Şöyle select yıldız from müşteri ver. Bakiyesi eşittir. Parantezimi açtım. Aslında burada iki tane sorgu yazmam gerekiyor. Bakiyesi eşittir. Ne olacak? Bakiyesi eşittir. Select maksimum bakiye from müşteri. Şimdi iç taraftaki sorgu bana 8850 getirir. Ver. Şehir eşittir. Ankara dersem hatta şehir eşittir Ankara demeyeyim de bakın şimdi şöyle select sadece bakiye diyeyim olur mu? İş taraftaki soruda select bakiye from müşteri ver şehir eşittir Ankara dedim geldim çalıştırdım bakın çalıştırdığım zaman 7000 ama burada da 8850 var bir saniye değiştirelim mesela Adana'daki en yüksek bakiyeli müşteriyi getirelim geldim şu içteki sorguyu seçtim. F5'e bastım. 3800 geldi burada da. İstanbul'da kaç müşteri var? Ankara'da 4 müşteri olması işi bozuyor biraz. Yani daha doğrusu 8850'nin Ankara'nın olması. Çalışırım. Tamam. Burası olur. İki tane değerim var benim. Şimdi İstanbul'da 4480 ve 4750 olmak üzere iki tane müşterim var. Ben bunlar içerisindeki en büyüğü getirmek istiyorum. O zaman ne diyeceğim? Select bunun içerisindeki maksimum bakiyeyi getir. Şimdi bakın sorguyu yeniden çalıştırdığım zaman bana burada neyi getirecek? 4750'yi getirmesi gerekiyor. Çalıştırdım. 4750'yi getirdi. Şimdi sorguyu şöyle alt satıra indim. Tamamını çalıştırdım. Ne yaptı? Bakiyesi 4750 olanı getirdi. Yalnız 4750'nin yanında bir de neyi koydu? Şehri İstanbul olmalı. Yani İstanbul içerisindeki bakiyesi en yüksek olan değeri bana getirmiş oldu. Peki size bir soru. Bu soruyu videonun altına yorum olarak bekliyorum.
Ben şurada ver şehir hani ver bakiye eşittir müşteri dedik ya. Bir de işte ver bakiye eşittir select maksimum bakiye falan. Bir de ben bunun yanına şuraya and koyup şu şehir eşittir İstanbul'u and'in sağına yazsaydım ne olurdu? Yani şuradan veri kaldırıp şehir İstanbul şartını parantezin dışına yani alt sorgunun dışına alsaydım ne olurdu? Bunu da yorum olarak videonun altında sizden bekliyorum. Kolay bir yapısı var, basit bir yapısı var. Update sorgusun de şeyin pardon alt sorgunu bu kadar. Devamı gelecek bunun. Özellikle gruplandırmalarla ve update'le beraber çokça kullanacağız alt sorguyu. Giriş yaptık. Devam bir sonraki derste. Bir sonraki derste görüşmek üzere.